Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Herkese selam dostlar. Biz bugün alışverişimize gidip biraz kızlarımın malzemelerini alacağız. Ve yarın yine geriye yolculuğumuz var. Erken kalktık bugün arkadaşlar. Evet. Biraz temizlik falan yaptık. Evet. Çocuklar şu an uyuyor. Biz de kalkalım dedik. Beraber bir onlara alışveriş yapalım. Birkaç ihtiyaçları var. Sonra yarın geri dönüş başlıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Dedik gitmeden eğer bulursak şayet Lidl'dan balık alacağız. Bunu bugün hem yapıp size de gösterelim. Aslında daha önce çekmiştik ama. En azından, yemek yapalım dedik. Evet. Bugün değil mi? Menümüz biraz, balık. Evet. Yani akşam sorarsanız menümüzde ne vardı görürsünüz ya. Aynen. Bugün koyamayabilirim. O yüzden diyorum. İşte, eğer yetiştirebilirsek bugün koyarız. Akşam da canlı yaparız diye düşündük. Değil mi? Olabilir. Yetiştirme durumuna bağlı. Çünkü editliyorsun, yani, şunu bunu yapıyorsun derken. Hava güneşli gibi arkadaşlar ama yanıltmasın sizi. Öyle evet, gibi görünüyor ama biraz serin ama. Serin. O yüzden hani çok soğuk değil, normal bence. Aynen. İdare eder yani. O zaman biz gidelim. Biraz sonra tekrar görüşelim. Yapalım. Hem boş şişelerimizin fantı var, onları vereceğiz. Onları da verelim. Artık tekrar ayrılık vakti geliyor kızlarımdan. Evet. Üzüntülüyüz ama yapacak bir şey yok. Sonuç. İnşallah güzel olur. Biraz da size Darmstadt'tan çekim yapabilirsek çekelim. O da olur tabii. Bakalım biraz sonra. Ama tekrar yani gitmeyeceğiz. Birazcık var değil mi mesafe? Var. Yani içecek falan alacağız ya su. Hı. Taşıması zor olur. O yüzden arabayla getirelim dedik. Bakalım ne varmış, ne yokmuş Lidl'da. Evet. Evet, biraz sonra görüşelim dostlar. Evet arkadaşlar, 30'luk caddeden geçiyoruz. O yüzden yavaş geçiyoruz. Markette yakınlaştı. Hava böyle. Aslında aşırı soğuk yok da. 15 derece diyorum şu anda. Şu anda. Evet. İyi yani. Evet, sol tarafta arkadaşlar çok büyük bir tane Edeka'mız var. Hemen karşısında da Lidl var. Biz bugün Lidl'e uğrayacağız. Oradan bildiğimiz bir yer daha da olsa Edeka'yı da biliyoruz ama alacağımız ürün burada daha uygun. O yüzden burayı tercih ettik. Güzel mi? Güzel'e benziyor. Bak, yani armut olup bakın 1.60. Evet, muzlar 1.29. Evet, bolluk sular bulacağız. Evet. Fransızımızı aldık. Tanemiz 69 cent. Bir tane de fasulye alalım. Bu da 2.29. Evet arkadaşlar, alışverişimizi bitirdik. Arabaya geldik. İsa'cığım. Anahtarı bulamadım ya. Anahtarım arıyorsun. Ha, cebimde her şey var. Beyaz peynir bulamadık. Değil mi? Yoktu, bitmiş. Edeka'da oluyor mu? Evet, ya da tam öyle bilmiyorum da farklı oluyor. O tarz olmuyor bizim aldığımız gibi. Oh, uçak geçiyor üzerimizde. Evet, taze fasulyemiz. Buradan taze fasulye yapacaksınız değil mi? Bugün Berlin'e de aldık. Ben pırasa yapacağım. Ama bugün balık yapacağız değil mi? Bugün balığımız da evet. Avukado ama güzel benziyor bugün. Patatesimiz var. Bol patates yeri var. Patates de var, başladık. Aynen. Havuç. Aa, biyo almışsın değil mi? Evet arkadaşlar, biz biraz sonra tekrar görüşürüz. Arabayı bir yerleştirelim. Sonra yollardan çekim yaparım. Burada bazı ürünler kalmamış ama indirimli olan ürünler yine vardı.
Mesela bak büyük tuvalet kağıdı. Onlar indirimdeydi. Hı. Peçete mi dedi? Peçete değil mi? Burası kalabalık olduğu için. Bir tane de su aldık. Hüsocuğum bu arada örümcek gördü. Arabada? Şurada bak. Biraz sonra kaçana kadar gidin ya. Evet dostlar, şimdi sadece peynirimiz eksik kaldı. Onu da neredeniz? Peynir de mi? Penimark gördüm şu ileride. Az ileride bir tane Penimark var. Bilmiyorum orada oluyor mu? Bizim orada yok ya peni. Bunlar yapıyoruz, onlar yapıyordur. Günme geliyor bana sorarsan. Bakacağız şimdi. Onu alacağız, ondan sonra işimiz bitti. Sonra biraz dolaşırız. Biraz dolaşırız. Evet sevgili dostlar. Alışverişimizi yaptık. Dediğimiz gibi sadece peynir eksik kaldı. Peynire de başka yerden bakacağız. Ama bizim oturduğumuz bölgeye nazaran Evet. Burada nasıl söylesem hem Türk dostlarımızın çoğunluğu, yabancılar daha fazla burada. Markette fark ettik değil mi? Hani mesela şu anda Lidl markete girdik çıktık. Nasıl söylesem mesela %80'i yabancı uyruklu dostlarımız diyeyim daha doğrusu. Hani bayanına nazaran. Bir de marketler full dolu. O tabii bu büyük şehir olduğu için burası. Ürünler de çok eksik. Evet, yetiştiremiyorlar bence. Gerçekten çok öyle kalabalık yani. Olunca. Biraz şaşırdım ama ne bileyim. Hatta marketlerin 9'a kadar mesela Lidl marketin 9'a kadar açık olması beni çok şaşırttı. Bazı marketler var, onlar da 11.30, 12'ye kadar açık. O mesela da çok şaşırdı. Karşımızdaki Edeka, büyük bir Edeka var demiştim ya. Orası da geç saatlere kadar. Daha oldukça. Aynen. Şimdi Penimark'a bakalım orası kaça kadar açık. Yani mesela şu anki Lidl burada saat 21'di değil mi? 21 yazıyordu. Ama bazı yerler değişiyor ama. Bir yerde gördüm, Reve'ydi galiba. O da 20, hafta içi 24, 12'ye kadar. Hafta sonu 11.30 ne yazıyordu. Ha, ileride Kaufland vardı, o da aynı. O da aynı. Geç saatlere kadar açık. Güzel bir şey. Bir ihtiyacınız olduğunu hemen gidip alabilmek açısından. Yani Türkiye gibi 24 saat alışveriş yapabiliyoruz. Çok şaşırdık. Çünkü bizim orada öyle değil. Ne bileyim. Ama Bayern daha kurallı gülümüyor buraya nazaran. Evet. Değil mi? Aynen. Katılıyorum. Ama ne bileyim ya, burada hakikaten bu bölgede insan kendini böyle hiç yabancı yerde hissetmeyeceksin. Durumunu andırıyor. Biz böyle bir değişik olduk. Değil mi? İnan bazı şeyler çok farklı ya burada. Evet. Yani bir bölgeden bir bölgeye gidiyorsunuz. Bakın Almanya'nın içerisi de aynı. Belki başka bölgeler daha farklı da oraları bilmiyorum ama. Aynen. Burada böyle. Şu anda. Güzel bir şey bizim açımızdan. Yani. Hani çocuklar ufak bir ihtiyacı olsa gidip alabilecekleri. Ama bizim oturduğumuz yere göre burası daha kalabalık. Kalabalık şehir. Ondan. 100 kaç bin nüfusu varmış burada? 160 bin dediler galiba. 160 mi? 170 bin mi? O civardaymış. Bizim orası 42 bin mi ne? Yani. Ondan yani galiba. Diyeceğim. Canlı alışverişe gidebiliriz yani bu arada. Hani devamlı derken arkadaşlar ihtiyacımız olduğunda. İhtiyacın eksik olan şeyi. Bazen bir şey yapacak oluyorsun. Yani aynen. Ne bileyim kabartma tozunu unutuyorsun. Şekerini bir şeyini unutuyorsun. Alabileceğin zamanı var. Gidip alabileceğiniz. Öyle yani ihtiyaç. Ne bileyim. Baya enteresan ya. Neyse biz yine peynirimizi bakmaya gidelim gidelim. Evet. Ay yolumuzun üzerinde bir tane görmüştük oluyor ya. Bakın yeşillikler arasında gidiyoruz arkadaşlar. Ama burada dikkat edilmesi gereken çok şey var arkadaşlar. Her taraf 30'luk zone, yani 30 hız var. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor gibi geliyor. Evet, evlerin arasından geçerken öyle. Araba biraz sallıyor arkadaşlar. Güzel ya. Güzel yeşillik doğası. Şu anda. Gerçi Almanya'nın her yeri böyle yeşillikler arasında. Bak spor alanlar güzel. Antrenman yapıyorlar. Burası futbol. Sağlı sollu. Evet. Ya işte bak Almanya'nın bu tarafı hakikaten çok güzel oldu ya. Spor olayı değil mi? Spor. Seviyorlar. Evet, Penny Market'imize geldik. Buraya bir girelim. Zaten her yer.
yanı sistem farklı mesela. Et renk ediyor. İçecekleri varmış. Doktor varmış. Apotek ediyor eczane. 7.30'dan 9'a kadar açıkmış çocuk. Benim. Öyle yazıyor. Arkadaşlar bazen niye unutkan diyor. Hakikaten unutkanım ben ya. Kadın aldı kasa dönmüşüz. Arkadaşlar orada küçük bir Türk marketi gördük. Bakın Erzincan peyniri bulduk aldık. %60 yağlı. Hatta bakın Türk usulüne göre inek sütünden Hollanda'da üretilmiştir yazıyor. Bak. Üretimleri bile böyle. Evet. Sadece. Ama küçük ama güzel market. Şirin et falan güzel var. Güzel et var. Et ürünleri de vardı. Peynirimizi bulduk yani. Peynir markete girmeye gerek kalmadı. Aynen. Böyle. Evet Hisacığım. Geldik. Balkon keyfi. Hava bakın arkadaşlar çok güzel güneş. Ya şu anda kaç derece bakayım dur. Dur. Darmış saat. Kaç derece? Açılmadı. 15 derece. 15. Biraz önce de 15'ti. Ama biraz önce bulutluydu. Parçalı bulutlu diyor. 15, 14. Öyle gidiyor bütün gün boyu. Hiso çok beğendi arkadaşlar burayı. Valla bilmiyorum ama. Kendini memlekette hissetti. Ya öyle bir durum var ya bu arada. Gerçekten. Hani nasıl söylesem. Hiç yabancı çekmezsiniz. Aynen. Hani herhangi bir sorununuzda hemen Türkçe konuşsanız yanındaki cevap verecek yani. Fark etmez. Şehir olarak da güzel, büyük. Ama çok geniş bir alanda kurulu. Geniş bir alanda, evet ben de fark ettim. Hiç yüksek bina yok. Neredeyse yok, hiç görmedim ben. En fazla 3-4 katlı binalar var. Doğru diyorsun. Biz arkadaşlar birazdan çıkacağız. Sizi biraz dolaştıralım dedik. Gösterelim istedik Darmstadt'ı falan. Otobana çıkar mıyız? Çünkü buralarda dikkatimi çekti, her yer otoban. 2 kilometre yer için otobanı çıkar evine. Aynen. Ya. Öyle ilgimi çekti de. Öyle. Alışmaya çalışıyoruz işte böyle. Alışmaya çalışıyoruz ama yarın gidiyoruz. Yarın gidiyoruz tekrar. Git gel, git gel böyle. Olsun mu? Hayat devam ediyor arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Her şey olacağı yere var mı diyorlar. Ne diyorlar güzel? Öyle diyorlar. Aynen. Olacağı çare yok. Yapacak da bir şey yok. Sonuç olarak. Doğru. Benim görüşüm en azından öyle. Başa gelen çekilir. Ne diyeyim ya gülüm şimdi. Gerçekten öyle. Evet haklısın. Ne ya? Doğru söze ne denir? Ya doğru söz değil ama hayatın gerçekleri bunlara gülüm. Evet. Yani. Darmstadt sokaklarını dolaşıyoruz arkadaşlar. Her yer inşaat. Evler. Yeni yeni evler yapılıyor. Ya da eski evleri tadilat yapıyorlar. Ama anladım. Burası yeni bina gibi. Evet, yeni binaya benziyor. Navigasyonla dolaşıyoruz arkadaş. Ya bilmeyince zor. Ne yapayım ya şimdi? Nereye götürüyorsa oraya gidiyorum. Bazen de inşaattan dolayı yollar da kapalı. Yanlış yeri de yönlendiriyor. Yapacak bir şey yok. Hayat öyle. Beni yine otobana çıkaracak galiba. Burada evet sürekli. Evet ben bu Darmstadt'ı sevdim dostlar. Yani daha önce hiç gelmemiştik hakikaten. Bayağı enteresan bir yer. Yanından geçtik ama içine böyle dolaşmadık, girmedik. Hem bu arada Frankfurt'a çok yakın. Evet. Mainz'e yakın. Dün çocuklar trenle Frankfurt'a gittiler. 30 dakikada varmışlar. Yani. Çok yakın yani. Hem okulu gittiler gezmek amaçlı. Hem bu arada sevdiğiniz Mannheim'a da yakın. Mannheim evet çok yakın. Muhteşem. Tam yani Mannheim Frankfurt'un arasındaki Darmstadt'ta hoşuma gitti. Gerçekten... Heidelberg de yakın. Heidelberg de yakın aslında. Evet tam karşımızda bakın. John F. Kennedy House varmış. Literatur House'muş.
John Kennedy House. Evet. Herhalde onun hikayesini anlatan bir yer daha var içerisinde. Arkadaşlar iki araba geçiyor. Kırmızı yanıyor. İki arabada kaç defadır bekliyoruz. Uzun zamandır. Hemen karşımızda da Felix Hotel varmış. Büyük bir otel var. Yine mi kırmızıysa? Ya hakikaten her tarafta kırmızı yakalanıyoruz. Beşinci kırmızıya takıldık. Karşıda bir daha kırmızı geliyor. Bir parası da yeşiller. Links up vegan diyelim. 1 kilometre sonra. Bu arada da mahalleleri tanımaya çalışıyoruz ama biraz işimiz var bizim ya. Değil mi? Yok, kolay. Hemen öğreniriz birkaç dolaşımdan sonra. Ha, bu tarafa ilk defa gideceğiz bugün bak. Evet. Bakalım. Nereye gideceğiz bakalım. Restoran Bekaray varmış. Ha, bunlar güzeldir ama. Hem de Türk pastası. Allah Allah. İnanamıyorum, restoran çok güzel. Bayağı oldukça büyük o. Buraya bir gelebiliriz hocam. İnşallah. Evet, yeşil oldu hocam. Zaten son zamanlarda inşallah kaldı ve bile yapılacak o kadar çok iş var ki. Güzeli benziyor terası falan. Tesadüf gördük ama burayı bulabilir miyiz? Burası ne caddesi? Buluruz güle. Ne var ya? Ha, ben geldim yere falan unutmam da. Karıştırabilirim bazen. Unutmaz arkadaşlar. Bir saat aynı yerde. Aynı yerde dolanırım. Ama inşaattan dolayı. Çünkü evet, oraya girip park edeceğim. Bak 1.51'miş dizel. Dizel. Ucuz mu? Yok, pahalı. Pahalı. Geçenlerde 1.45. 1.45 gördüm, 1.44, 1.48. Gidelim bakalım nereye gidiyoruz. Richtung Frankfurt diyor. Baya büyük değil mi? Geniş bir alanda. O yüzden. Aa, çok güzel. Baya büyük ama burası bile. Evet. Ay, baya da kalabalık. Hı, kalabalık. Bauhaus varmış çocuğum sağ tarafta. İşte buraya bir yere gideceğiz gülüm. Evet. Bauhaus gördüm. Çok romantik bir caddeden geçiyoruz. Aa, yazın da güzel oluyor. Sağ ve solumuz ağaçlarla kaplı. Burası endüstriyel alanı galiba. Galiba. Çok firma var. Fabrika, evet firma. Geçenlerde tam karşı tarafına geldik. Kaufland'a geldik. Hatırlıyor musun? Hatırladın mı burayı? Hatırladım. Evet. Lager. Reve Center. In 300 Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht. Das Ziel liegt links. Für die erste Monatsmiete 1 Euro diyorsun. Bedava değil mi? 1 Euro. Valla. Bauhaus, bak o Memax var ya. Lutz nerede acaba? Yok, sadece Memax var. Sadece Memax mı? Burada Lutz yok mu acaba? Bana ne var? Belki Frankfurt'ta da vardır sadece. Orada da olabilir ya. Büyük şehirlerde yine. Biz bir balıkçı bir yer bulduk. Böyle ekmek arası. Bir sonunda. Çorbası. Balık çorbası. Vallahi harika bir yol. Aynı Beşiktaş'ta yemiştik ya İstanbul'da. Aynen gidiyor. O tarz bir şey.
Çok çeşit balıklar var. Bakın eve götürmek için. Evet, eve götürmek için de var. Sucuğum afiyet olsun. Sana da afiyet olsun Gülüm. Evet dostlar, şu anda da Bauhaus'a geldik. Buradan pencereler için sinek bakacağız. Bakalım bulursak almaya çalışacağız. Oh. Geldik. Hoş geldik. Evet dostlar, bu arada var. Bir tane balıkçı bulduk, balıkçı. Gerçekten lezzetliydi. Küçücük gösterdim videoda. Ama tadını beğendim. Sen çorbasını beğendin mi? Güzeldi. Güzeldi. Evet Sezam, nereye kayboldun? Buradayım. Evet. Oldukça güzel bir market burası. Her türlü malzemenin bulunduğu bir yer. İçeri girelim bakalım ne var ne yok. Evet, kızım da geldi bak. Ama gözükmüyor ama. Çiçekler çok güzeldim. 9.99. 10 euro. Hepsinin fiyatları farklı, küçüklerin. Ya bu 6.99. Evet, bu küçüklerden bu. Çok güzel bakın. Büyükler bunlar değil. Şurası da güzelmiş. 2.59'muş. Bak fiyatı şu küçüklerin. Evet. Ne güzel değil mi anneciğim? Şurada da ben yoksa yapıyorum. Ayaklarım. Ooo, oraya gidelim mi? Neydi? Çıkalım mı? Bakın böyle kuş evleri var. Çok güzel bak. Hmm. Çok güzel anneciğim. Renk renk. Bak. Bunları gördün mü? Kardan adam var. Çok güzel kokuyor. Ağaç kokusu var mis gibi. Bakın böyle. Evinizi süslemek için. Ne güzel. Benim kızım da almıştı bunlardan şöyle süs. Bizim Viyana'dan aldığımız sardı. Aynen. Ben bunlara bayılıyorum. Bak neler var. Çok sardı. Dönme dolap var. Karısı. Işıklı veren işte. Bunlar da güzel yıldızlar. Küreleri çok güzel. Bakın ne güzel ışıklar yanıp sönüyor böyle. Burada. Ay Lara. Rengeleri. Evet, sinek için malzemelerimizi aldık. Kızlar bundan sonra sinek yüzü görmeyecek. İnşallah. Aynen. Evet. Şu anda akşam saatte oldu arkadaşlar. Cüklere bakar mısın sesi? Hakikaten çok güzel gözüküyor değil mi Gülen? Evet. Baksana. Allah Allah. Yoğun bir şekilde. Evet. Hem Bauhaus'u görüyoruz hem de bulutlarını görüyoruz. Evet, özellikle kete aldı kızların. Balkonlarına koyacaklarmış. Işık. Evet. Ha bu arada illa Türk marketinden sokturdu. Kızım şey aldı, bir tane fındık ezmesi. Çok seviyormuş. Bu Türk usulünü daha fazla seviyormuş. Diğer tür yemekten bıkmış. Değil mi güzel? Evet. Bir de bazen kutu aldık. Rofu'yu aldım. Onu Rofu'dan aldık. Dosyalar için. Hani market market dolaşıyoruz bugünler değil mi güzel? Yani ama işimizi bitirdik artık. Bunlar üzerine şey artı. Var. Eve gidiyoruz. Evet, şimdi evimize doğru yola çıkacağız.
Evet sevgili dostlar, bugün Darmstadt'ta günümüz böyle geçti. Umarım az da olsa gösterdiğimiz şeylerden memnun kalırsınız. Umarım ileriki zamanlarda daha güzel bir şeyler çekmeye de çalışırız. Şimdilik yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıkla ve mutlu kalın. Herkese güzel bir pazar dileklerimizle. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.